Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Ümit katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ermenistan'a milli ilerimiz e, şey yaptı, yendi. 2-1 deplasmanda mahvetti. E, şanlı Türk bayrağına ve İstiklal Marşı'mıza tepkisi olanların tepkisini gö gözlerinden okuyorduk ama e, gönüllerinde e, verdikleri bu tepkiyi biz de sahada cevap olarak verdik. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben Kuntus'tan memnun değilim. Açıkçası benden dalga geçebilirsiniz ama Fatih Terim'in en kötü dönemi bile milli takımdaki en kötü dönemi bile şu Kuntuz'un e, şu durumundan daha iyiydi bilmiyorum. Mesela Ferdi Kadoğlu 74 dakika sahada kalıp %91 pas isabeti 4 başarılı dribbling 14'te 9-2'li mücadele kazanma, 2 pas arası 4 top çalma ama sen oyundan çık Ferdi diyor. Yani çok enteresan. Çok 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 enteresan bir e, hamle. Ne denir bu hamleye bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi milli maçlarda da çok enteresan şeyler oluyor. Mesela Galatasaray Abdülkerim parmakçi, Bardakçı ben söyledim arkadaşlar. Abdülkerim bardakçı konusunda. Şimdi burada Galatasaraylı arkadaşlarımız da var. Tepki de gösteriyorlar. Fenerbahçe futbolcusu yaptığı zaman vatan haini oluyor. Galatasaray futbolcusu yaptığı zaman canım bunda ne var oluyor. Başım ağrıyor diyerek milli takımdan affını isteyen Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'ın Karabağ ile yapacağı hazırlık maçı kadrosunda yer almış. Ee, hani Abdülkerim'in yerine oynayan Ozan Kabak da Ermenistan maçında kendi kalesine gol atınca tepkileri üstüne almış. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Birincisi Abdülkerim Bardakçı milli takım seviyesinde bir futbolcu mu? Önce bunu tartışırım. İkincisi Galatasaray'ın Abdülkerim'e af isterken hani Kerem'e istememesi ben bunu tartışırım. Yani ben Galatasaray'ın yerinde olsam Abdülkerim'e af falan istemezdim. Kerem'e isterdim. Yani eğer şeyse. Bunu tartışırım. Üçüncüsü Fenerbahçe'de İrfancan Can Kahveci'yi geri çağırmıştı bir dönemde. Hani Emre Mor mu, Altay mı, sakatlanmış mı? Sakatlanmıştı ya da Ferdi. O sakatlanınca hani madem gereksiz diye hazırlık maçları için çağırmıştı ama bu resmi maçlar. Yani bunu Fenerbahçe futbolcusu yapsaydı şu anda vatan hainiydi, FETÖ'cüydü, teröristti. Hani herkesin damgasını yemişti ama Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı hoş değil. Ben olsam milli takım kapısını kapatırım. Bir daha da almam. Hiç kimse de kusuruma Bakmasın arkadaşlar. Fenerbahçe stadıyla ilgili açıklama yapıldı. Şimdi manipülasyonlar çok fazla var ülkemizde. Ve korkular çok fazla var. Şimdi e, kısacası stadın sağlamlığıyla ilgili iddiaları yalanladı kulübümüz. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Yani Şükrü Saraçoğlu stadının son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı kulübümüz. Ve e, bir süredir stadımızda ilgili ortaya atılan yapının sağlamamadığı ile ilgili haber ve söylemler gerçeği yansıtmamaktadır diye. Hani uzun bir açıklama. Yani ülkemize bir deprem yaşandı. Bu açıklamayı yapmamız şart oldu, şart oldu. E, stadımıza gerekli tüm kontrol, onarımlar düzenli olarak yapılmaktadır. Olağan periyodik onarım ve yenilemeler kapsamında son olarak 2022 yılının yaz aylarında başlatılan çalışmayla uzay çatı ve çelik sistemi, çatıyı taşıyan deprem, sismik izolatörleri ve çatı membranları yenilenmiştir diye başlıyor. Hani yapılıyor, denetimler yapılıyor, raporda uyulması gereken yönetmelikler. Hani bir aykırılık söz konusu yok. Stadımızın tamamlamış olduğu yıldan bu yana herhangi bir deformasyon, hasar yok. Böyle bir rapor yok, böyle bir tespit yok. Hani ilaveten de diyor bugüne kadar alınan sağlamlık raporları paylaşıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası kulübümüz tesisleri ve içinde barındırdığı yapıların tamamını kapsayacak şekilde bir deprem performans analiz süreci başlattı. 17 Mart 2023 tarihinde de İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazılı olarak başvuru yapıldı. Yani yeni bir analiz yapılsın diye diyor. Çalışmalar doğru, bu doğrultuda yürütülüyor. Bu bilgilendirmede şunu söyleyelim diyor. Dayanağı olmayan her şeye inanmayın. Yasal açıklamaları bekleyin diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hani ee, yasal dayanağı olmayan bir şeyi söyleyemezsiniz. Yani şu statlar kötüymüş, bu statlar kötüymüş falan filan. Statların şöyle bir özelliği var. Statlar ev gibi değil ki. Statlar daha sağlamdır. Niye ev gibi değil? Çünkü statların aşırı yani aşırı kolona sahip olması gerekir. Aşırı. Aşırı kirişe, aşırı kolona sahip olması gerekir. Ev gibi değil ki. Kanepe koyulmayacak ki. Bir şey yapamayacak ki. Böyle bir durum var. Bir de statlar insan taşıyacak. Yani eşya değil. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar, 50.000 kişilik bir stat düşünün, bölün tribünlere 20 bin, 20 bin, 40 bin, hani 5 bin, 5 bin diye kalar kalar dizersin. <laughs> Bu da tam değil. Hani 17.500, bin, 17 bin 500, işte 7 bin, 500, 7 bin 500 falan diye dizersin. 17.500 17 bin 500 kişiyi tartacak şeyin merak etmeyin yani ülkemizde çok şey var. Bunlara çok kanmayın. Emre Mor'a sürpriz talip Beşiktaş maçında izleyecekler diye. Emre Mor da bayağı gündem oldu. Sezon başında biliyorsunuz Fatih Karagümrük'ten transfer ettik. Biz bir gelişme yaşanmış. Ee, Jorge Jesus son dönemlerde ne yapıyor? Oyuna sonradan alıyor. Bir hamle olarak kullanıyor. Kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik var ama Alanya deplasmanı sonradan oyuna dahil olduğu mükemmel bir gol. 3 puanı kalıcı hale getirdi. Sevilla ve Ren gibi zorlu müsabakalarda anlık kesitler sundu, Avrupa Arenasında boy gösterdi. Bologna yani Bologna Emre Moru kiralamayı düşünüyor. Satın alma opsiyonu ekleterek almayı düşünüyor. Ve birçok takım takip ediyor aslında. 31 maça çıktı Fenerbahçe forması ama tabi hepsinde 90 dakika oynamadı. 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 2025'e kadar sözleşmesi var. Ben şunu söyleyeyim. Emre Moru Belki de Beşiktaş maçına ilk 11 başlayacak. Ve yetenekli bir futbolcu. Bakın 2 milyon euroya alındı. Atılır kurşun müydü? Atılır kurşundu. Bugün satıyorum da 5'ten aşağı satmasın İşe yaradı. Ben Emre Mor'la ilgili şunu söyleyeyim. Emre Mor giderse de iyi bir paraya gider. Çünkü hala ve hala şeyi var. Etiketi var. Enner Valencia. Hocam bunu çok soruyorlar bana. Ya hocam Enner Valencia ee, gidecek mi? Kalacak mı? Ben size Valencia'yla ilgili flash bir açıklama yapayım mı? Şampiyon olmadan hiçbir yere gidemez. Hocam o zaman şampiyon olursak gider mi? Gidebilir. Ya 21 maçlıkta 25 gol. Rekorlar alt üst. Çağı penaltıdan. Bu da fakir tesellisi. Bu da fakir tesellisi. Yani Fenerbahçe taraftarının Amazon Yola ya 15 milyon euro verdiler demesi gibi fakir tesellisi. Çağı penaltıdan. Geçsen at. Geçsene at şekerim. Sen de bütün penaltıları ikar diye kullandır. Ya geçiniz. Valencia demiş ki futbolda ne zaman ne olacağını kestirmek güçtür. Geleceğim hakkında şu an bir yorum yapamıyorum. Ama bu kulüpte bir şampiyonluk yaşamadan gitmeyeceğim demiş. Attığı gollerle ilgili bu sadece benim başarım değil. Takım olarak iyiyiz ve ben de üzerime düşeni yapıyorum. Gollerim de benim kadar takım arkadaşlarım da pay sahibi demiş. Iııı ee... Avrupa Ligi'ne veda edilen iki maçta da biz iyiydik diyor. Beşiktaş derbisine ilgili de ilk maçın gollü geçmesi bekleniyordu ama tam tersi oldu. Derbilerin sonucunu kestirmek elbette çok güçtür fakat sağımızda kazanan taraf olmak için gerekeni yapacağız demiş. Çok doğru. İlk maç mesela Beşiktaş Fenerbahçe maçı herkes diyordu 7 artı olur, 4 artı olur, bilmem 18 artı olur, 0-0 bitti. Bu maç için ben size bir şey söyleyeyim. Derbilerde şöyle bir durum var. Kim mutlak favori ise yenilir. Kim mutlak favori ise yenilir. Kim çok atak başlar, ata sonuçlandıramazsa yenilir. Kim e, sosyal medyada sürekli kazanacağım derse yenilir. Onu söyleyeyim. Derbilerin atmosferi çok farklı. Hocam şu an kestirdiğine göre şu an Fenerbahçe'nin sakatı bol. Dezavantajlı konumda. Herkes Beşiktaş'ın atılım yaptığını söylüyor vesaire vesaire. Şu an bütün oklar aslında Fenerbahçe'nin kazanması yönünde. Yani Beşiktaş'ın yapmış olduğu kendi lehine e, politikadan dolayı. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'ye 20'lik stoper. Hadi transfere geçelim. Geçelim mi? Uçak verelim. <laughs> Arkadaşlar ben önce şunu söyleyeyim. Transfer dönemi başladı. Ama sizler videoları izlemiyorsunuz. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Bakın önceki videoları da izleyin. O videoların sadece kapak fotoğraflarına aldanmayın. Bizim videolarımızın içinde kapak fotoğraflarının dışında birçok haber var. Her videoda en az 4 tane, 5 tane haber var arkadaşlar. Tavsiye ederim bak. Videoları dikkatli izleyin derim. Ha izlemiyorsanız da büyük hata yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'ye gündeme bir isim geldi. Gündeme gelen isim aslında çok iyi bir isim. 20 yaşındaki Çek stoper Vitik. Şimdi transfer listesi oluşturuldu ancak şu anki transfer listesi scout ekibinin verdiği liste. Ve Martin Vitik gündemine alındı. İzleme ekibi Çekya-Polonya maçına falan gidip izlemeye başladılar. 1.93 boyundaki futbolcu için olumlu rapor verilirse teklif hazırlanacak. Piyasa değeri 2.2 milyon euro Sparta Pran futbolcusu 2026'ya kadar sözleşmesi var. Tek Cumhuriyet milli takımında oynaması bekleniliyor artık. Alt yaş kategorilerinde oynamış. Erkan Bahçe sağ ayaklı bir stoper. 1.93 boyunda. 20 maça çıkmış bu sezon. 2 gol 1 asisti var. Şimdi bu tip izlediğimiz çok fazla oyuncu var. Belki 40 tane oyuncu var. Ben futbolcuyu yazdım diye kesin bizde diye bir durum yok. Ama bu tip çok futbolcu izliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi. Yeni Kim Minji. Fenerbahçe'ye yeni Güney Koreli Kim Minji önerdiği transfer ediliyor. Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürür. Kim Minji'nin Fenerbahçe'de bıraktığı pozitif izlerin ardından Güney Kore bölgesi için scout ekibi kurdu Fenerbahçe diyor. Scout ekibi kurdu demeyelim de Güney Kore futbolcularını izliyoruz diyelim. Genç bir futbolcunun peşine düştük. Beijing Kuan'da forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu Kim Minji. Geçen Ukala'nın biri de soruyordu. Çin Ligi stas mıdır diye. Aynı Ukala arkadaşımız Kim Minji'de de aynısını diyordu. Yani Çin Ligi diyor şey mi bir ölçü birimi midir? Çin Ligi'nde ben de oynarım diyor. Oynamazsan adam değilsin. Hadi. Madamsın. Madam Kokoreç'sin. Şimdi e, geldi. Müthiş bir performans Kim Minji. Vitor Pereira'nın da Dahli ile 40 maç 1 gol ama performansıyla milleti peşinden koşturdu. Şimdi pozitif etki de ne sebep oluyor? Gelsin Güney Koreli kim varsa gelsin diye. Arkadaşlar Güney Kore'de Kwon Joo forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Ji Sung Eum Fenerbahçe takibi almış. Hocam sen videoları izle diyorsun. Evet. izledik. Tamam. Hocam bu futbolcu sen daha önce söyledin. Evet. Teşekkür ederim takipleriniz için. Teşekkür ederim. Sağ ayağını etkin şekilde kullanıyor. Birden fazla mevkide forma giyebiliyor. Sol açık, sağ açık, 10 numarada oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcu. Transfer markada göre 650 bin euro. Fakat 650 bin euronun bir önemi yok. Güney Kore Milli Takımının atletik kategorilerinde de adından söz ettirip U17 Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 1 asist. 2021 yılında Kore Ligi Klasik'te Gwangju FC formasıyla 37 maç 2289 dakika süre aldı. 4 gol 1 asist. Bu sezon ne yaptı? Fenerbahçe 1 yıla yakındır takip ediyor diyor. Takip ediyor demeyelim de scout listesinde diyelim. 2022 yılında Gwangju'da 28 maçta 10 gole etki 9 gol 1 de asist. Ve bu sezon 3 maçta 192 dakika süre alıp 1 gol 1 asistle sezona bomba gibi başladı. Fenerbahçe'nin radarındaki futbolcu için kulübü de sıcak bak, Sıcak bakıyor arkadaşlar. Çünkü e, yani Avrupa'ya satmış olacak. Hedefi daha de takımda devam edebilmek. Mesela Jorginho da var. Hani Fenerbahçe Jorginho'dan sonra da şey yaptı. E, şimdi taraftarlara sorun. "Diyin ki Güney Kore'den X diye bir futbolcu alacağız. Hemen getirin." derler. "Hemen getirin, hiç beklemeyin." Ya niye? Getirin kardeşim. X diye bir futbolcu Güney Kore değil mi? Tamam. Güney Kore çamurdan olsun getirin. O bizde tutar. Diyor. Taraftarın referansı bu yönde. Şimdi futbolcu e, yanlış anlaşılmasın. Güney Kore U22 ile bir maçta bir golü var en son. E, şimdi Güney Kore U22 diyor ama Güney Kore A takımı bu. U22 diye bir şey yok. A takımında bir maç bir golü var. Bilginiz olsun. Sözleşmesi de daha var. Jisung Eum'un bu arkadaş takipte bulunan bir arkadaş. Ama illa alınacak diye bir kaide yok. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Aşlığa ne koysam daha iyi olur. Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber. Maalesef Emre Mor diyebilirim. Emre Mor'la ilgili de şunu söylüyorlar. Hocam Cengiz Ünder'den Cenk Tosun'dan ne eksiği vardı da milli takıma alınmadı falan filan. Ya milli takıma siz niye bu kadar takıyorsunuz ki kafayı? Milli takıma hak eden kim gidiyor ki? Bak o Samuel. Nijerya milli takımına gitti. Değil mi? Uzun süre sonra seçildi. O sahi, e, geçen Nijerya'nın yine bir sahaya bir sıfır yenildiği maçta 90 dakika sahada kaldı. Bakın o istatistiklerinden bahsedeyim. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanmış. 10'da 9 ikili mücadele kazanma. 6'da 5 dribling başarısı. Bak 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanma 6'da 5 tripling başarısı. Ah milli futbolcu böyle olur. Biz de lan bir futbolcu iyi bir şey yapıyor. Hurra. Hani hurra. Hadi buyur. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslına bakarsanız kötü haber var ya Beşiktaş için. Emre Mor da Valencia'da Beşiktaş maçında oynayabilir. Kalıbımı basarım. Ben herkese de iddiaya girerim. Her iki futbolcu da oynayabilir. Hadi şöyle bir son dakika diye vereyim. Hem hem Emre Mor hem Enner Valencia Beşiktaş maçında oynayabilir. Herkese de Odri Meydan. Oynayabilir derken yedek kadroda olur manasında demiyorum. İlk 11'den bahsediyorum. Hocam duyumlar ne yönde? Arkadaşlar zaten hani hep üyeliği tavsiye ediyoruz. Hani 15 lira verin bir aylık üyelik alın falan filan. Doğrunuz takmıyorsunuz ama asıl duyumlar üyelikte diyoruz. Normal bu videoda bile şu ana kadar kaç tane duyum verdim. Ama bunu idrak etmeniz lazım. Videoyu dikkatle dinlemeniz lazım. Mesela Emre Mor'un Valencia'nın oynayacağı duyumunu verdik. Emre Mor giderse en az 5 milyon euroya gider diyerek biz aslında Emre Mor'a 5 milyon euronun altında asla satmayacağımızın mesajını verdik. Valencia şampiyon yapmadan gitmem demiş. Ben de bunu doğruladım. Ve Valencia'nın aslında sözleşme uzatacağına yakın bir yatkınlık verdik. Martin Wittin scout listemizde olduğunu, Jisung Eom'un scout listemizde olduğunu incelediğimizi, o çocukları yerinde de görüp ona göre teklifler sunacağımızı da belirttik. Etti sana altı duyum. 6 duyum. Ferdi'yi övdük. Abdülkerim bardakçı konusuna değindik. Yani farklı farklı konular. Beşiktaş maçına dair duyum vermiş olduk. Jorginho ve Osay Samuel ilişkinde ek bilgi sunmuş olduk. Daha biz ne yapalım? Gerisini size bırakıyoruz. Görüşmek üzere.